Sesimizi duyurmak için maalesef ki üzülerek söyleyeyim, böyle bir yola başvurmak zorunda kaldık. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası başlayalı epey bir süre oldu ama maalesef ki bu kampanya süresince biz karış karış bu ülkeyi gezdiğimiz halde bizim bu çalışmalarımız takip edilmiyor, bizim çalışmalarımıza yer verilmiyor. En çok da Demirören Medya Grubu ve TRT çalışmalarımıza yer vermiyordu. O yüzden bugün TRT'ye ve RTÜK'e gittik. Şimdi de Demirören Medya Grubu'ndayız. Arkadaşlar, toplum elbette ki sizin reyting kaygınızı anlıyor ama Sinan Oğan'ın yeterince reytingi var, bundan emin olunuz. Sinan Oğan'ın çalışmalarına yer verdiğiniz takdirde izleyeni bunun olacaktır. O sebeple de sizin sadece bir takım manipülatif haberlere, bakın böyle suçlamak da istemiyorum ama yani bunu da çok temiz bir dilde kullanmaya çalışıyorum. Ama sizin özetle bana yer vermeniz lazım. Ahmet Hakan benim eski arkadaşımdır. Eskiden MHP Genel Başkan adaylığı süresince boy boy röportajlar yapardı, programına davet ederdi. Artık programlarında konuşturtmuyor bile. Yani çağırdığı tarafsız bölgenin konukları arasında Sinan Oğan'ın konuşulmasına dahi müsaade etmiyor. Hani nerede sizin demokratlığınız? Ne oldu? Yani siz bugün bu ülkenin bu halde antidemokratik uygulamalar içerisinde olmasının bir tarafı olduğunuzda yarın biz demokratik bir ülke yaratmaya çalıştığımızda bugünlere bakıp inanıyorum ki bugünlere baktığınızda biraz da olsa yüzünüz kızaracaktır. Bugünlerde sizin de katkınız var. Arkadaşlar bunu yapmayın. Biz demokratik bir ülke yaratma peşindeyiz. Biz basının da özgür bir şekilde çalışması için çalışıyoruz. Biz basın emekçilerinin hak ve hukukları için de çalışıyoruz. Ama siz de bizim çalışmalarımıza yer verip bizim halka müracaatımızı, bizim halka seslenişimizi ekranlarınızda, haber bültenlerinizde yer vermek zorundasınız. Biz işsizliği, özellikle de genç işsizliği önleyecek bir takım çalışmalar yaptık. Ve ben televizyon kanallarında bizim davet edilip bu projelerin sorulmasını bekliyorum. Televizyon kanalları bize sorsa dese ki siz ikinci turda ne yapacaksınız? Şu ne dedim? Bunu artık bırakalım. Bu ülke için Sayın Erdoğan'ın hangi projeleri var? Sayın Kılıçdaroğlu'nun hangi projeleri var? Sayın İnce'nin hangi projeleri var ve Sinan Oğan'ın hangi projeleri var? Biz bunun duyurmasını, bunun bize sorulmasını istiyoruz. Biz bu ülkeye projeleriyle gelip projeleriyle konuşulan bir cumhurbaşkanı adayı ve yarın cumhurbaşkanı olmak istiyoruz. Biz faiz sebep enflasyon sonuç politikasını yanlış buluyoruz. Biz Türkiye'nin sözüne güvenilir ve pasaportunun değeri olan, şimdi değersiz anlamında demiyorum ama daha ciddiye alınır bir ülke olması için dış politikamızı ciddi, sözüne güvenilir bir ülke haline getireceğiz. Dış politikamız, dış ticaretimizin kapılarını açan bir noktada olacak. Arkadaşlar 5G, 6G teknolojilerini biz Türkiye'ye getireceğiz. Biz Türkiye'nin bir çip üretim merkezi olmasını istiyoruz. Çok şey, çok projemiz var, çok şey söyleyebilirim. Ama sanırım CNN ekranında da Doğan Haber Ajansı burada gördüm, çok mutlu oldum. İlk defa karşılaşıyoruz kendileriyle. Ve Demirören Medya Grubu'nda da herhalde en fazla bu kadar yer alırım. O yüzden şimdilik buradaki vatandaşlara hitabımı burada kesiyorum. Varsa sorunuzu cevaplayacağım. Yoksa da arkadaşlarımdan bir çay kahve içebilir miyiz dedim. Onlar da memnuniyetle dediler. Kendilerinin varsa böyle bir niyeti var değil mi? Gideceğiz, bir çaylarını içeceğiz. Teşekkür ederim.